Ne söylense, ne anlatılsa, yaptıklarını saatlerce değil günler boyu anlatsak da yetmiyor. Allah rahmet eylesin. Hakikaten Enver abi insanı kamil bir insandı. Büyük bir insandı. Gönül insanıydı, seven insanıydı. Çok yardımseverdi. Kimse görmeden, kimse duymadan ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişirdi. Çok şahidiz. Derdi. Kimseye söyleme. Allah biliyor, yeter evladım derdi. Elden değil kalpten verirdi. İnşallah, inşallah biz de onun gibi oluruz. Şimdi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Aybalı hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok yardım yapan var. Reklamıyla birlikte. Reklam yapmadı Enver abi. Sustu. Demin de söylediğim gibi kimsenin bilmesi değil Allah'ın bilmesi önemli evladım derdi. Ve hiç çekinmeden verirdi. Elindeki avucundakini her şeyini verirdi. Siz şahitsiniz, biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. Biliyorsunuz. Sıfırdan geldi. Denizli'de Honaz'dan çıktı geldi. Dünyanın zirvesinde iyi bir iş adamı, iyi bir abimiz. Ama hiçbir zaman bize patron olmadı. Ve herkese yağdırdı. Yağdırdı. Biraz da Emre abinin bu merhamet yüzünü, o sevgi dolu kalbini, sessiz sedasız yaptığı yardımları sizden dinleyelim hocam. 7'den 70'e çünkü var ya çok insan bilir bunu. Ama hiç de anlatmaz. Buyurun. Faysal Bey. Önce merhum ve mağfur Emer abiye, sevdiklerine ve sevenlerine Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmetler diliyoruz. Allah-u Teala mekanını âli eylesin. Amin. Cennette yüksek makamlar lütfetsin. Amin. Vefatlarına alışamadık. Hiç. Ama bu kanunu ilahidir. Takdiri ilahiye karşı boynumuz kıldan incedir. Malumlarınız olduğu üzere insanlar, şirketler, hatta devletler doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Emir abi de her fani gibi bu dünyadan ahirete intikal etmiştir. Ama bazı insanlar bu gök kubbede sada bırakırlar. İşte merhum Emir abi onlardan birisiydi. Sizin de açılışta ifade ettiğiniz gibi çok yardımsever bir insandı. Eskiden tabaka, teracim kitapları denilen eserler var. Şimdi Türkçe'de biyografi diyoruz, tercemeyi hal diyoruz. İngilizce'de işte bu hayatını anlatan şeylere, belgelere CV deniyor. Bir insanın hayatı ele alınırken esas itibariyle 5 ana kategoride alınabilir. Memleketi, doğduğu yer ve tarih ve ailesi. İkinci olarak tahsili görevler ve yaptığı hizmetler. Üçüncü olarak ahlakı, yaşayışı ve geride bıraktıkları. Dördüncü olarak vefatı ve hakkında söylenenler. Altıncısı da eserleri, sözleri, tavsiye ve nasihatleri. İhlas Vakfı yayınlarından olan şu kitapta Enver Ören abinin ardından mesajlar, makaleler, hatıralar Enver abiyle ilgili efendim devlet ricalinin, bürokratların, siyasilerin, iş adamlarının, ilim adamlarının, sanatçıların hepsinin sözleri var. Bunlara bakınca nasıl mükemmel bir insanla karşı karşıya kaldığımızı yakinen anlıyoruz. Ve onun da ötesinde bizzat müşahede ettik. Efendim, bendeniz mesleğimin 46. senesindeyim. 4 üniversitede hocalığım var. Ondan önce Maarif'te 2 yüksek İslam Üniversitesi'nde hocalık yaptık. Onun öncesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 11 sene Din İşleri Yüksek Kurulu raportörlüğü yaptık. Yani Diyanet Camiası, Maarif Camiası ve üniversite camiasında görev yapmış bir insanım. Enver abi rahmetli
Tabii basın hayatına atılmadan evvel üniversite hocasıydı. Kendisi iyi bir hoca, iyi bir iş adamı, iyi bir baba, iyi bir damat, iyi bir eş, iyi bir patron. Bunların her birinin altını doldurabiliriz. Muhterem oğulları Ahmet Mücahit Ören Beyefendi için Enver abi ideal bir babadır. Dünyanın en iyi babasıdır. Muhtereme hanımefendileri Dilvin hanımefendi için dünyanın en iyi eşidir. Merhum hocaları ve kayınpederlerinden ve kayınvalidelerinden hep sitayişkar sözler sadır olmuştur. Onların bir defa kalbini kırmamıştır. Efendim, bakınız bir gün Cağaloğlu'nda gazete patronlarıyla bir toplantıya gitmiş. Enver Bey, sen de gazetecisin, biz de gazeteciyiz. Aramızda ne fark var demişler. Rahmetli Enver abi demiş ki, benim yaptığım işleri siz yapamazsınız. Ya nedir, hayırdır demişler. Ben demiş, buraya gelmeden evvel benden yaşlı olan çaycımın elini öptüm, duasını aldım, geldim demiş. Tabii hepsi şok olmuşlar. Faysal Beyciğim, ya bir holding yönetim kurulu başkanı nasıl çaycısının elini öper? Tabii onlar Emre abiyi anlayamıyorlar. Emre abi pek çok hayri hizmete imza atmış bir insandır. Bakınız, yaptığı birçok cami var. Bugün Türkiye Gazetesi'nde 4 sayfa ilave verildi. Orada yaptırdığı camiler var. Yurt içinde ve yurt dışında. Çeşmeler var. Hastaneler var. Aşevleri var. Yurtlar var. Pek çok hayri müesseseyi kurmuştur. Bilfiil yardım etmiştir. Bir gün İSAV'da, İslami Araştırmalar Vakfı'nda Profesör Doktor Ali Özek Bey'i ziyarete gitmiştim. Hoca dedi, seni görünce ben Enver Bey'i hatırladım dedi. Ya Allah razı olsun dedi, Kazakistan'da bir cami yapılıyor. Oraya çok büyük yardımları oldu. Şimdi dedi, ben tekrar pazartesi gideceğim. Arayayım da biraz daha yardım alayım dedi. Salı günüydü, telefon etti. Enver abi, ne zaman gideceksin hocam demiş ona. Cuma gün deyince, pazartesi gün deyince ben size cuma günü gerekli yardımı göndereceğim demiş. Ve hakikaten göndermiş. Almanya'da iş adamlarından Osman Söyler Bey var. O bizzat bana anlattı. Hocam dedi, Habeşistan'da dedi, ben bir ziyarette bulunmuştum. Baraka'da insanların namaz kıldıklarını görünce oranın resmini çekip Enver abiye gösterdim dedi. Enver abi bana bir hayli dolar verdi. Bununla bu camiyi yaptırsınlar dedi dedi. Yalnız şöyle bir şey var. Şunu da açıklıkla söyleyelim. Ben de Enver abinin var ya kanserli çocuklardan tutun ameliyat olacak büyüklere kadar herkese bizzat kendisinin yardım ettiğine şahidimdir yani. Hem manen hem madden hem sosyal hayatta, yani hayatın her alanında vardı kendisi. Efendim, ben ona da temas edeceğim. Önce müesseselerden bahsettim. Bakın, personelinin çocuklarının doğumunda, sünnetinde, nişanında, nikahında, evliliğinde bulunurdu. Cenazesinde bulunurdu. Cenaze namazlarında bulunurdu. Doğru. Kabre kadar gittiği olurdu. Bendenizin, yani 3 kızım var. 3'ünü de yuvadan uçurdum. 5 torunum var. Kızlarımın nikahında bulunmuştur. İstanbul dışından cenazeye gittiği olmuştur. Rahmetli Ege Bölge Temsilcisi Ziya Bey, Yalçın abinin Allah rahmet cenazesine eylesin. Gitmesi Allah gibi. Rahmet Bursa Bölge Temsilcisi Abdurrahman Özaydın Bey'in cenazesine gitmesi gibi. Orada bir bank üzerinde ağlayan bir resmi var. Onun için ağlıyor orada.
Faysal Beyciğim, yani bir holding yönetim kurulu başkanının bu işleri yapması sıradan bir hadise değil efendim. Ama holding yönetim kurulu başkanıydı ünvan olarak ama bizim ve herkesin Enver abisiydi. Evet. Hal öyle olunca bunu çok rahatlıkla yapıyordu. Halkın içerisinde evet. Yaşıyordu. Evet. Çocukla çocuk, büyükle büyük evet. Gibi davranırdı. Bakanlardan, başbakanlardan, cumhurbaşkanlarına varıncaya kadar herkesle evet. Çok iyi münasebetleri vardı. Çok iyi görüşürdü. Bütün iş adamlarıyla çok iyi görüşürdü. Efendim sünnet olan çocuklara, evlenen kişilere altınlar verirdi, hediyeler verirdi. Bir gün bir arkadaşa sen ne iş yapıyorsun dedim. Şöyle sağa sola baktı. Emre abi dedi bana bir liste verdi. Ben akşam karanlığında evet. Onların evlerine dedi paketler, kumanyalar götürüyorum dedi. Evet. Yani külliyetli bir miktardı. Bu Osmanlı'nın ahlakıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tıbbi vasiyetnamesinde bu yazıldır değil mi efendim? Doğru. Gün battıktan sonra kimseye göstermeden fakir fukara, garip kurabaya yardım edin. Binaenaleyh Emir abi çok yardım seven bir insandı. Sevgili peygamberimizin ahlakını bil fiil bizzat yaşamaya çalışırdı. Biz onu tabii gazeteciliğinde de çok büyük hizmetler yaptı. Daha öncesinde öğretmenliğinde, üniversite hocalığında da kıymetli hizmetleri olmuştur. Bakın Fatih Koleji'nde hocalığı var. İstisnası bütün talebeler sevmiştir. Fen Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasının bitmesine 2-3 ay kala basın hayatına atılmıştır. Bu fakir şahidim. Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim o zaman. O zaman rektör Halil Cimbey, üniversite senatosunun doktora payesini kendisine tevcih etti. Ayrıca Kıbrıs'ta. Evet. Ve bir ara Amerika'da fahri doktora payeleri verildi. Doktorayı bitirmesine 2-3 ay kala ayrıldı. Cenab-ı Hak kendisine 3 tane doktora ihsan buyurdu. Hatta doğru. Faysal Bey, Türkiye'de bilim ve teknolojinin dünü, bugünü ve yarını diye Selçuk Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Herkes ayakta alkışladı. Ben buna şahidim efendim. Yüzlerce insan ayakta alkışladı. Ayrıca şunu da ehemmiyetine binaen öneminden dolayı ifade etmemiz lazım. Türkiye Gazetesi bir mektep olmuştur, bir okul olmuştur. Bugün basın hayatında görev yapan pek çok insan çok yetişmiş. Bu çarptan çok geçmişlerdir. TGRT de öyle hocam. Tabii. TGRT de öyle. TGRT de evet. Bir mektep olmuştur. Ekol olmuştur efendim. Evet. Bugünkü medyada görevli pek çok insan buralardan geçmişlerdir. Bunun evet. Yanında Faysal Beyciğim şunu da memnuniyetle ifade etmeliyiz. Gazete ile onlarca cilt kitap verilmiştir. Yüzlerce cilt, 98 cilt ansiklopedi verilmiştir. Yüz binlerce kaset verilmiştir. CD, DVD verilmiştir. Yani Türkiye Gazetesi bir kültür merkezi olmuştur. Bugün pek çok insanın evi bunlarla doludur. Sadece Türkiye'deki insanlara hizmet etmekle kalmamıştır. Kafkaslar, Balkanlar, Çin, Türk Cumhuriyetleri, Kanada, Orta Doğu, hepsi. Dünyanın her tarafına eli uzanmıştır. Hatta şunu ifade edebiliriz. Kırım Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan tutun, Türkistan Doğu Türkistan Genel Sekreteri merhum İsa Yusuf Attekin Bey'e, evet. Yine Afganistan Devlet Başkanları Profesör Doktor Burhaneddin Rabbani ve Sıbatullah Müceddidi'ye, Kıbrıs efendim Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a varıncaya kadar pek çok insanla çok önemli temasları olmuş, onlara hizmetleri, yardımları dokunmuştur efendim. Tabii, tabii, tabii. Mesela bakın konuyu açtınız, ben size bir şey söyleyeyim. Biz zamanında TGRT'de çalışan arkadaşlar olarak yılda birkaç kere bir araya geliriz. Ve hepimiz şuna kanaat getirdik.
Ve şunu biliyoruz. Bir daha Türkiye'de, dünyada böyle bir kurum, böyle bir iş yeri sahibi ve böyle birbirine bağlı bir topluluk ve arkadaşlığın olmayacağı yönünde hepimiz kanaatimiz var ve hemfikiriz. Neden? Ama hepimiz Emre abinin sayesinde bunu başardık. Çünkü bize söylediği bir şey vardı. Kaç kişi çalışıyorsunuz derdi TGRT'de? 300 kişi. Burada 300 tane Emre Ören vardı. Sahip çıkın müessesenize derdi. Ve biz buranın çalışanı değil sahibi olarak çıkardık. Böyle de yardım ederdi. Çok doğru. Ayrıca Faysal Bey, tabii zaten haliniz de işin içinde bulundunuz. Evet. Bu müesseselerde çalıştınız. Emre abinin yaptığı pek çok ilkler var. Mesela Japonya'dan 14,5 milyon tirajlı Asahi Shimbun bu gazetesinin elden dağıtım modelini Türkiye'ye o getirmiştir. Doğru. Bağbali'de Türk basınında hala o rekor kırılamamıştır. 1 milyon 450 bin tiraja ulaşmıştır Türkiye gazetesi. Ve her gün bu gazetenin büyük çoğunluğu elden dağıtılıyordu. Evet evet. Bunu kimse başaramadı. Evet evet. Evet. Ve bakın 7,5 milyon tirajı Türkiye takvimi gazetenin yanında verilmiştir. 35-40 kadar sektör dergisi çıkarılmıştır. Halen bu dergiler devam ediyor. Yani biz biraz aczane 69'dan beri makale yazan bir insanım. Bana 81 yılında hoca sen hiç makale yazdın mı dedi. Efendim aczane epey kalem oynattık dedim. Ankara'da Ankara bölge temsilciliğinde sen bana bir iki makale getir bir okuyayım. Okuyayım. Ben de sahip olduğumuz nimetin kıymetini bilmek diye bir makale yazmıştım. Verdim. Okumuş. Ertesi gün hoca makaleni okudum. Çok güzel olmuş. Fakat sen ahiretlik yazmışsın. Biz dünyalık makale istiyoruz demişti. 81'den ya. İtibaren Türkiye Gazetesi'nde yazı yazmamı talep etmişti. Ayrıca 92 yılında beni bizzat aramıştı. O zaman ben Salihli'de vakıflar, 10. Vakıflar Haftası münasebetiyle konferansa gitmiştim. Müftülük makamında Eskişehir İlahiyat'ta dekanlıkla yapan Profesör Doktor Ali Çelik Bey'in makamındaydım. Hoca seni İstanbul'a almak istiyoruz İlahiyat Fakültesine. TGRT kuracağız. Orada sana vazife vermek istiyoruz. Ne dersin dedi. Şimdi böyle bir teklif karşısında ne denir? Hiç kimse hayır diyemezdi ki. Evet. Siz mi hayır diyebileceksiniz? İhsanınız olur efendim dedi. Peki hanımınız ne der dedi. Efendim hanım bize tabidir. Hiç dedim problem çıkarmaz. Aile boyu size dua ederiz dedim. O meselenin %80'i halloldu. Gerisini biz takip ederiz. Dediler ve huzura doğru da Faysal Bey dünyada bir benzeri olmayan şekilde bir program icra ettik. Haftanın 7 gününde huzura doğru da konuşma yapıyordu. Yani taş atlasa 5 gün program olur değil mi efendim? Evet. 7 gün program yapan başka bir yani şey. Yani rahmetli Orhan Karmış abiyle yaptığınız o programlar hep gözümüzün önünde. Allah razı olsun yani. Efendim, Emre abiyi hakikaten çok yönlü bir insan. Ben şöyle bir özet yapmak isterim. O iyi bir evlat. Annesinin çok duasını almıştı. Melike Hanım, teyze, hakikaten bir Osmanlı hanımefendisi idi. Ben şereflenemedim ama görenler hep anlatıyorlar onun cömertliğini. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. İyi bir eştir. Merhum kayınpederleri Hüseyin Hilmi Bey hocamız, kerimeleri Dilvin ablamıza sormuş. Kızım, beyinden memnun musun demiş. Enver abi, merakla bekliyorum ne diyecek diye. Dediler, efendim büyük bir memnuniyet içerisinde olduğuna dair cevabı işitince Emre abi çok sevinmiş. İyi bir damat dedik. Kayınpederinin ve kayınvalidesinin bir kere hatırını yıkmamıştır. Gönlünü incitmemiştir. İyi bir efendim baba dedik. İyi bir dede dedik. Gerçi torunlarından Ayşe Nazlı Hanım henüz küçükken, 2 yaşındayken Emre abi hayata intikal etti. Diğer torunu Ahmet Faruk Efendi'yi dünya gözüyle
göremedi şimdi o bir yaşında. İyi bir hoca dedik. Efendim. Hocam iyiler, iyiler, iyiler. Bitmiyor iyiliği. Evet. Bitmiyor. Allah bitirmesin. Amin. İyi ki biz iyi olanı, Emer abiyi gördük. Belki şu kadarcık da olsa ondan bir iyilik aldık. İyilik aldık. Yani tanımakta şereflendik. Hakikaten. Efendim, insanlara çok müsbet enerji ve sinerji veren bir insandı. Yüzü daima gülen bir insandı. Ben burada bir sözü nakletmek istiyorum. Son bir söz olarak. Son sözü olsun aldım. Efendim. Teşekkür ediyoruz bizi de bu programa davet ettiğiniz için. Haddimiz değil ama müşahede ettiğimiz bir kişiyi arz etmeyi lüzumlu gördük. Erzincan'da eski Zirai Araştırma Enstitüsü Bölge Müdürlüğü yapan, daha sonra Konya'da 5 sene, Bursa'da 5 sene Türkiye Gazetesi Bölge Temsilciliği yapan Numan Aydoğan Ünal Bey var. Şu anda İhlas Vakfı'nda Türk Cumhuriyetleri Koordinatörü. Kıymetli bir insan. Bir gün Emre abiye dedi ki, efendim sizde bazı rekorlar var, onları kimsenin kırması mümkün değil dedi. Neymiş Numan abi dedi. Efendim birisi dedi gülme rekoru. Hakikaten benim yüzüm çok gülüyor dedi. İkincisi efendim ağlama rekoru dedi. Ben dedi gündüz gülüyorum, gece ağlıyorum dedi. Evet. Üçüncüsü de dua alma rekoru dedi. Bugün bizim Marmara evlerinde mevlit vardı. Faysal Beyciğim her hafta yüzlerce, binlerce Hatmi Şerif, Hatmi Tehlil, Yasin Tebareke Amme okunuyor. Herhalde dünyada bu kadar çok dua alan bir insan azdır, nadirdir efendim. Maşallah, ne kadar güzel böyle bir şey. İnşallah var ya, biz de onlara benzemeye çalışırız. İnşallah. Onlar gibi olmaya çalışırız. Biz İnşallah. Kendilerinden çok şey öğrendik. Ayağınıza sağlık. Çok ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfettiniz. Estağfurullah. Şimdi bir bandımız var. Fahrettin Tacer abimiz ve Hüsnü Gündüz abimizin, Emer Ören abimiz ile ilgili söyledikleri var. Bir onları dinleyelim. Onların ağzından Emer abimizi bir daha hatırlatalım. İyiliklerini hep birlikte dinleyelim. Konuda insanlara bilgi vermek, geniş bir şeyde bilgi vermek, hem de medeniyetimizi, mazimizi, halimizi ve istikbalimizi onlara anlatmak. Yayınımızın esası bizim buydu. Sonra devlet ile milletin birbirine daha çok bağlı olmasını istiyorduk biz. Devletle millet arasında hiçbir açıklık olmasın istiyorduk. Dolayısıyla bu istikamette yine yayın yapacağımız en uygun şeyin takvim blokları olduğunu, takvim kültürünün Türkiye'de gazete kültürü gibi oturmuş olduğunu, burada biz yıllarca oturmuş bir kültür. Dolayısıyla biz takvimle eğer gazetemizi kapatırlarsa devam edeceğimizi, hizmetlerimizi, sunacağımız her şeyi sunacağımızı aklımız kesti. Ve bu sahada araştırmaya devam ettik. Dolayısıyla iki tane büyük müessese kurulmuş oldu. Birisi gazetemiz gittikçe büyüdü, birisi de takvim firmamız gittikçe büyüdü. Yani size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Takvim kurulduğu 1982 yılından bugüne kadar 165 milyon takvim bloku insanların evlere ve bürolara girmiştir. Ve çok kısa olduğu için takvim yaprağı çoğu ayakta okumuştur ve birçok kimse de cebine veya cüzdanına koymuştur. Eşine, dostuna onları okuyarak onlarla paylaşmıştır. Doğruluk, insanlık, efendim, milli ve manevi değerlerimiz, tarihimiz, mazimiz. Yani bugüne kadar milletimizin kurduğu büyük devletler, medeniyetler bunlar vardı mazide. Halen neler yapmalıyız? Nasıl efendim Türkiye nasıl bir değişime girmelidir? Efendim nasıl çalışmalıyız? Batıya nasıl yetişmeliyiz ve nasıl geçmeliyiz? Bunun gibi efendim yani manen de nasıl güçlenmeliyiz, kalkınmalıyız,
maddende nasıl bilim ve teknolojide batıyı geçmeliyiz? Bunlar vardı. Enver abiyi ve İhlas'ın çalışmasını, bütün müessirlerimizi, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi bir cümleyle özetleyebilirim. Bu da Mevlana'nın Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir cümlesi. Mısra. Ez muhabbet harha gül şevet. Bir yerde muhabbet, sevgi, hürmet varsa Allah-u Teala'yı sevmek, onun mahlukatını sevmek varsa orada dikenler gül açar. Gül olur. Ve dikenlikler de gülistan olur, gül bahçesi olur. Bir kere çok cömert. Annesi demiş ki Melike Hanım teyze, oğlum demiş, ceketini verdim verdim. Aman demiş, pantolonunu verme, don gömlek dışarıda gezilmez demiş. Evladım demiş. Yani o kadar insanlara merhametli, o kadar şefkatli ki, yani bu yaratılıştan bir hadise. Şimdi Sakıp Sabancı Bey ile randevu aldık. Ben halk ilişkiler ve reklam müdürü olduğum için benim vasıtamla şey diyordu. Efendim ve konuşuyoruz Sakıp Bey'in odasında. Erol Bey genel koordinatörü defalarca içeriye girdi çıktı. Ondan sonra dedik yani göründü. Efendim dedi randevu saatlerinde gelmiş bir hayli şeyiniz efendim ziyaretçi sizleri bekliyor dedi. Erol Bey dedi. Beklesinler dedi. Şuradan konuşuyor dedi. Kalpten konuşuyor. Ben böyle bir insan görmedim. İlk defa gördüm. Ben böyle bir insanı bir daha nerede bulurum dedi. Beklesinler dedi. Tarif edilmez bir enerji. Allah vergisi. Böyle dersem yaratılıştan baş öğretmendi o. O eğitim aşığıydı. İlim maaşıydı. Ve bütün insanlara doğru bilgileri yayınlamak ve öğretmek için çalışıyordu. Onun için bütün bu gazeteler, dergiler, takvimler, efendim kitap evleri, ansiklopedi servileri, efendim serileri, bütün kasetler, sidromlar hep bunun içindi. Onlara akli ve nakli ilimlerde doğru bilgileri insanlara öğretmek istiyordu. Onları ilmen, manen ve madden güçlendirmek, kalkındırmak istiyordu. Yani bütün insanlara yardım etmek istiyordu. Ben bu dünyada iki insana hayran olurum. İki insanı gıpta ederim. Yani onun gibi olmak isterim. Birincisi ilim adamıdır. Ve o cehaletle savaşır. Aydınlıktır, ışıktır, güneştir. Ben ilim adamına hayranlık duyarım. Birinci kısmı bu. İkincisi ben şu zengin insana hayran olurum ki Allah ona servet vermiştir. O da o servetini fakir fukaraya dağıtmaktadır. Enver abi rahmetli örnek bir insandı. Herkesin her hareketinde örnek alabileceği huyları vardı. Çok cömert bir insandı. Çok iyi huylu bir insandı. Bir çocuk elinden tutsa, bir yere götürmek istese, onunla gidebilecek yapıda birisiydi. Herkesin problemini çözmeye koşardı, can atardı. Dünyaya hiç değer vermezdi. İnsanların kalbi kırılmasın diye dünyayı feda ederdi. Yani dünyayı hiç düşünmezdi insanların kalbi kırılmasın diye. Tabii ki bu 45 sene neredeyse bir yarım asır çok hatıralarımız oldu. Benim hatırladığım en önemli hususu, Enver abinin en önemli özelliği, büyüklerine, hocalarına karşı çok aşırı bir sevgisi vardı. Şöyle bir örnek vereyim size. Muhterem Kayınpederi Hüseyin Işık Hazretleri'nin birçok kitapları var. O kitaplardan bir tanesini tam İlmi Saadet Ebedi bize hediye etmişti Enver abiler. Dedim ki efendim sizden hatıra olsun diye. Buraya hani kardeşim Hüsnü'ye hatıradır diye yazar mısınız? Birden duruldu. Hüsnü dedi ben hocamın adının olduğu yere kendi adımı nasıl yazarım? Olur mu öyle şey dedi. O zaman
affedersiniz efendim dedim, özür dilerim dedim. Büyüklere olan saygısını, bakın kendi adlarını büyüklerin adının bulunduğu yere yazmayı dahi istemeyen bir yapısı vardı. Bu bize çok şeyler öğretti. Hafızası çok kuvvetliydi. Yıllarca önce bize söylediği bir şeyi olmayacak bir zamanda hatırlatır, söyler. Allah Allah, ben nasıl hatırladı Enver abi derim bunu. Başında binlerle insan var. Bir holdingin patronu. Bu kadar insanın işleriyle uğraşıyor. Benim ufacık bir meselemi belki 20 sene, 30 sene sonra hatırlaması ve aynısıyla söylemesi hakikaten insanı böyle hayrete düşürürdü. Keşke hayatta olsaydılar da yine her şeylerimizi onlara danışsaydık. Son zamanlarda tabii sorma işlemimiz çok daha kolay olmuştu. E-mailler vardı. Telefonlar, cep telefonları vardı zaten. Eskisi gibi sıkıntılı değildi. E-maillerle işlerimizi hallederdik. Hatta rahatsızlıklarına rağmen e-mail yazmamın hemen akabinde cevap verdiklerini bile hatırlıyorum. Bir problemim vardır. Onu arz etmişimdir kendilerine. Daha bir dakika geçmeden bakıyorum hemen cevabı geldi. O kadar da yakın ilgi duyardılar sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tabii biz şahsen onların tırnağı olamayız desek yeri var. Çok büyük hasretleri olduğu için kendimi şöyle bir değerlendiriyorum. Enver abiye bakıyorum. Muazzam bir insan. Bir Ağrı Dağı düşünün. Yanında ufacık tepe bile olmayacak. Bir çıkıntı yani. Kendimiz onun gibiyiz. Dolayısıyla hakikaten hem bizler için hem çevresi için çok büyük bir kayıp Enver abiler.